Rauf Bey telgrafında Sevr anlaşması yüzünden Türk milletinin uğradığı saldırıları, buna karşı milletin nasıl ayaklandığını, nasıl yılmaz ve yenilmez bir ordu kurduğunu ve kahraman komutanlarımızın sevk ve idaresiyle nasıl zaferden zafere yürüdüğünü hikaye ediyor. Rauf Bey bu hikayeyi İsmet Paşa'ya o zaferler kazanmış ordunun başından Lozan'a gitmiş olan zata anlatıyor. Rauf Bey bu başarı ve zaferleri hükümetin kazandığını anlatabilmek için de parlak bir cümle bulmuştur. Lozan barış görüşmelerinin aylardan beri devam ettiğine de işaret ederek üstü kapalı bir şekilde işin uzatıldığını belirtmekten kendini alamamıştır. Rauf Bey, antlaşmanın yapılmasındaki çalışmalarından dolayı delegeler heyetini tebrik ederken, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan başlayarak bütün inkılabımızın bir özetini yapmak suretiyle delegeler heyetine yaptıkları antlaşmanın nasıl ve ne olduğunu da anlatmak gayretine düşmüştür. Bir tek teşekkür kelimesini bile içine almayan bu yazıların ne anlama geldiğini kavramak, dikkatli ve incelikleri görebilen kimselerce elbette güç değildir.